Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'yi ambargolarla durduracağını sanan Amerika pişman olmuş durumda. Amerikan basını Türklere satmadığımız her şeyi kendileri yapmaya başladılar. Bu ülkemiz adına utanç verici bir durum diyerek önceki Başkan Trump'ın yaptığı bu hatanın bir an önce durdurulması gerektiğini savunan yazılar yazmaya başladı. Türklere motor vermedik yaptılar, füze satmadık yaptılar, şimdi uçak vermiyoruz onu da yapacaklar diyerek Türkiye'nin savunma sanayisinde giriştiği akıl almaz mücadeleden ne kadar çekindiklerini gösterdiler. Ekonomisinin büyük bir bölümünü silah satışı üzerine kuran Amerika'nın Orta Doğu ve Avrupa'daki en büyük müşterilerinden biri olan Türkiye'yi kaybettiğini aktaran gazeteler, bu ambargolar Türkleri durdurmadığı gibi Amerika'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğratıyor dedi. Amerika merkezli dünyanın en saygın savunma sektörü yayın organlarından Defense Post ve Defense News, Türkiye'nin sıra dışı başarılarını sayfalarına taşıyor. Defense News internet sitesinde yayınlanan F-35'ten dışlanması ile Türkiye'nin en büyük silah üreticileri TFX çalışmasına öncelik vermeye başladı başlıklı haberde, Türkiye'nin havacılık sektöründeki en büyük projesi TFX'ten bahsedildi ve Amerika'nın F-35 satmamış olması üzerine Türkiye'nin durmak yerine kendi projesine ağırlık verdiğinin altı çizildi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre ise yine aynı sitede yayınlanan "Türkiye yerli üretim tank motorunu başarılı şekilde test ettiğini duyurdu" başlıklı haberde Türkiye'nin kara kuvvetlerinin önündeki en büyük engel olarak bilinen tank motoru sorununun yerli üretimle aşıldığı aktarıldı. Amerikan medyası çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'ya Amerikan yaptırımlarına uğrayan yeni nesil F-35 savaş uçaklarının yerine silahlı insansız hava araçlarının konuşlandırılacak olmasını da mercek altına aldı. Amerika'nın en saygın yayın organlarından Forbes dergisinde Haluk Bayraktar'ın Bayraktar TB3 SİHA'nın 3 boyutlu çizimlerini paylaştığı aktarılarak TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek yeni SİHA'nın tanıtıldığı bildirildi. İşte karşınızda Türk donanmasının drone uçak gemisi başlıklı haberde Türk savunma sanayinin sabit kanatlı SİHA'ları gemilerden fırlatmanın etkili bir yolunu bulduğu vurgusu yapılarak Amerika'nın satış yapmadığı F-35 projesinin Türkleri durdurmadığı aktarıldı. Türkiye'ye satmadığımız her bir parçayı kendileri üretiyor denilen haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli silahlarla sürekli olarak güçlendiği ve bölgedeki gücü kendisinde toplamaya devam ettiği aktarılıyor. Türkiye'de savunma sanayisi sandığınız kadar yeni değil. Savunma sanayinin kurulması için ilk girişim Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. 17. yüzyıla kadar güçlü bir konuma sahip olan savunma sanayimiz, 18. yüzyıldan bu yana Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin dışında kaldı ve 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren etkisini tamamen yitirdi. Böylece Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli bir savunma sanayi altyapısı bulunmamaktaydı. Bu alandaki faaliyetler Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara yakınlarında yeni tesislerin kurulması ile sınırlı kaldı. Savunma sanayinin genel sanayileşme ve kalkınmanın bir parçası olduğu görüşüne sahip olan Cumhuriyet İdaresi, devletin sanayileşme ve dolayısıyla savunma sanayisini ilk planlama döneminde desteklemişti. Ülke içi uçak üretimi gibi faaliyetlere rağmen iç ve dış koşullar nedeniyle ne yazık ki istenilen bir savunma sanayine ulaşamadık. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan savunma sanayindeki faaliyetler, Amerika ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve NATO üyeliği ile alınan dış askeri yardımlar sonucunda tamamen durduruldu. Bununla birlikte Türkiye'nin 1960'larda karşılaştığı bölgesel sorunlar ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlarla birlikte 1974 Kıbrıs Harekatı ve harekatı takip eden silah ambargosu, ulusal kaynaklara dayalı bir savunma sanayisinin geliştirilmesinin mutlaka gerekli olduğunu gösterdi. 1974'ten sonra bu anlayışla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruldu ve bugün isimlerini gururla andığımız Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi firmalar birer birer kuruldu.
ulusal kabiliyetlerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesindeki idari ve mali zorlukların yanı sıra, sınırlı ulusal kaynaklarla tedarik politikaları, Türk Silahlı Kuvvetleri savunma teçhizatı alanındaki artan boşluğu doldurmak için yetersiz kalmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığı kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda özverili çalışmalar sonucunda Türkiye'de modern bir ulusal savunma altyapısının oluşturulmasında gerçek başarılar elde etti ve bazı hayati alanlarda oldukça başarılı sonuçlar aldık. Her biri faaliyet alanlarında önemli bir boşluğu dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan karşılamak üzere kilit savunma sanayi kuruluşları kuruldu. Ayrıca bazı projeler ve sanayileşme faaliyetleri çerçevesinde önemli yetenekler de elde edildi. Örneğin teknoloji altyapısı, ihracat altyapısı, yan sektörlerin güçlendirilmesi, yeniden yapılanma sektörü ve uzman yetiştirilmesi konularında büyük gelişmeler kaydedildi. Türk savunma sanayisi artık kendine özgü ürünler üretebiliyor ve ana teknoloji destekçisinin büyük oranda TÜBİTAK olduğu geniş bir araştırma ve geliştirme programına sahip. Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri sonucunda artık Türkiye bir savunma sanayine sahip. Teknokent'te, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, araştırma kurumlarında ve üniversitelerinde çok yeterli düzeyde alt sistem üreticisi ve firma bulunmakta. Bu artan silah ihracatı ile daha da artmakta. En son Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Türkiye, Çin ve Çek Cumhuriyeti'nin ve Amerika'nın başını çektiği dünyanın en büyük hafif silah ihracatçıları listesine de girdi. Türkiye'nin ürettiği her türlü silah sistemi dünyada büyük bir atılım gerçekleştiriyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.